Efendim önemli konulardan bir tanesi. Tabi araya da bayram girince aslında bayramdan önce bu işin yansımaları vardı. Biz Haftaya Bakış olarak, Anadolu Haber olarak, Erzurum Haber 25 olarak, Cem Atmaca Ender Güncü olarak Hasani Basri türbesiyle ilgili bununla ilgili ilgilenmiştik. Bununla ilgili haberler yapmıştık. Hatta bununla ilgili Hasani Basri türbesinin olduğu araziyi Yakutiye Belediyesi'nden türbeyle beraber al. Türbeyle beraber adama toprak yer satıyoruz Erzurum'da. Arsa satıyoruz ya. Yani yarın Habib Baba türbesini arkasındaki arsayla yanındaki dükkanla beraber bu şehirde satarlarsa şaşırmayın. Ya da Abdurrahman Gazi'yi türbeyi komple türbesiyle beraber birine satarsak şaşırmayın. Ya böyle bir şehir var mı ya? Ya böyle bir anlayış var mı ya? Böyle bir bakış var mı ya? Orada Hasan-ı Basri var mı yok mu? Ya biz neyi tartışıyoruz bu şehirde ya? Neyse ben şimdi sinirlenmeyeyim. Konuya şimdi sana söz vereceğim. Efendim Hasan-ı Basri türbesi yıkıldı, yıkılmadı. İçinde Hasan-ı Basri Hazretleri, o zat-ı muhterem insan yatıyor, yatmıyor. Ben burayı belediyeden parasını verdim, aldım ama yıkmıyorum, size bir lütufta bulunuyorum diyen arsa sahibi, bir yandan belediyenin kendisini savunmak için orada o zat-ı muhterem yatmıyor. Ondan dolayı ben orayı sattım. Aslında ilk niyetleri yıkmaydı. Sonradan baktılar ki işin gidişatı, gazın ayağı öyle durmuyor. Ters duruyor gazın ayağı. Konuyu bu şekle getirdiler ve geçen hafta da işte Hasan-ı Basri türbesinin olduğu yerde inşaat başlaması için kazı çalışması yaptılar. O kazı çalışmasıyla birlikte Erzurum'da kıyamet koptu diyeceğim. Aslında kıyamet Erzurum'a sahip olan gazeteciler ve Hasan-ı Basri Hazretlerine saygısı olan bölge halkının tepkisinden başka oraya sahip çıkan kimse yok. Yandaş gazeteciler Ali Korkut'un açıklamalarını yayınladılar. Yandaş gazeteciler türbeyle beraber arsayı alan Tema şirketler grubunun ya da Tema marketler grubunun ya da Tema yerel bakkallar grubunun sahibi Zülküp Bakacın açıklamalarını yayınladılar. Ama kemikleri çıkan, ölülerin kemikleri elden ele dolaşan, dolaştıran o bölgenin, o semtin, bu şehrin insanının serzenişini, haykırışını hiç kimse dile getirmedi. Cem Atmaca, Ender Yüncü ve Öztürk Akgök'ten başka. Şimdi Cem Bey, buyur Ender Bey seni bu şehirde Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin cenaze namazına katılıp oraya gömüldüğünü gören kaç kişi var ki? Aynen öyle. Ya kaç kişi var? Kaç kişi katıldı Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin cenaze törenine, oradan götürüp türbenin oraya defnedildiğini gören kaç kişi var? Ama biz kutsallarımıza sahip olarak Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbe dediğimiz belki de yattığına ve orada insanların gidip orayı ziyaret ettiğine inanıyoruz. İşte Terzi Baba'yı Erzincan'da kim gördü? Yani biz orada Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bir mezarının olduğuna oradan geçerken bir ellerimizi açıp Fatiha okuyup Hasan-ı Basri Hazretleri'ni andığımızı bilen insanlarız. Onun altında yatıyormuş, yatmıyormuş biz bunu tartışmıyoruz. Bak çok güzel bir şey verdim inanıyorum. Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin cenaze törenine kim katıldı? Orada yattığını kim biliyor? Oralar makam, makam. Ha. Yunus Emre'nin, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Bak ben bir de özür diliyorum söz kesenler. Sen de özür. Yok, hemen Terbiyesiz adam. Estağfurullah. Öyle değildi adamı mahkemede öğrenmen lazım. Özür diliyorum Ender Bey, sözünü kesiyorum. Bak nezakete bak. Ama sen dalıyorsun. Paslı kamaya alıyorsun, dalana vuruyorsun. Yapma Ender'ciğim. Şimdi şunu söyleyeyim Ender kardeşim. Yunus Emre'nin Türkiye'de 120'nin üzerinde mezarı var. Bak 120'nin üzerinde mezarı var. Yunus Emre'nin 120 mezardan bir tanesinde Yunus Emre yatıyor. Ama 119 tanesi Hatırladım. halkın o makama, o
manevi şahsiyete, o alime, o ülemaya, o evliyaya, o esfiyaya, o enbiyaya duymuş olduğu saygının devamı olduğu için bu tür türbeler kuruluyor ve yapılıyor. Bir de şunu söyleyeyim, bu tür türbelerin, bu tür makamların mutlaka ve mutlaka geçmiş yıllarda bizim bilmediğimiz zaman dilimlerinde yaşamış, o hazretin, o alimin, o ulemanın elini öpmüş, ondan ilim öğrenmiş ve ondan almış olduğu ilmi gelip o türbede öğreten, daha sonra rahmetli olunca da o türbenin türbe darı olduğu için oraya gömülen yine o zatın talebelerinin orada mezarları var. Buradaki hadise bundan ibaret. Şimdi halkın manevi değerlerine, manevi değerlerine ve manevi şahsiyetlerine, halkın onların varlığından dolayı güç aldığına, ben onların bu halka, bu şehre, evliyalar şehri dediğimiz bu şehre güç verdiğine ben inanıyorum. Benim gibi bu Erzurum halkı da inanıyor. Ama eğer Ali Korkut ve onun yandaşları ve onun arkadaşları ve o arsayı alanlar ve oradan ticaret düşünenler ve oradan malı tapıp götürmeyi düşünenler inanmıyorlarsa, benim onlar için diyebilecek ve söyleyebilecek bir şeyim yok. Onları o evliya, o esfiya, o enbiyanın ruhları çarptı numaram Allah'tan diyorum. Şincan Bey, Hasan Basri Hazretleri'nin Basra'da yaptığını internetten, tarihten araştırınca göreceksiniz. Buradaki zaten amaç Hasan Basri Hazretleri'nin Erzurum'da yaptığı değil. Oradan geçen insanların Hasan Basri Hazretleri'ni anmaları, bir Fatiha okumaları evet. Tabii makam orası makam ya, orası makam. Şimdi Hasan Basri Hazretleri orada yatıyor ya da yatmıyor. Bu Ali Korkut, Sayın Başkanım, sizin bileceğiniz, sizin yapacağınız bir şey değil. Buradaki asıl, şimdi sosyal medyada da görüyorum Ali Korkut'un özellikle Ilıcalı tanıdıkları, Ilıca'da iş verdiği dayısının oğlunun, yengesinin, hanımının çocuğu. Ilıca'da ne kadar, zaten Ilıcalılar Yapıcı Belediyesi'ni zapt etmişler. Onların Facebook üzerinden yapmış olduğu tartışmaları şöyle takip ettim. Bir iki kişilere yazıştım. Diyorlar ki Ali Korkut orayı olmadığı için satmış. Şimdi burada asıl sıkıntı şu aslında. Ben burada tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Ben burada vicdan sahibi, ahlaklı siyaset yapan siyasetçileri göreve davet ediyorum. Burada asıl sorun Hasan-ı Basri Hazretleri'nin türbesinin yıkılması değil. Buradaki asıl problem, bundan 3 yıl önce o arsayı Ahmet Metin Karadayı, Zülküp Bakaç ve FETÖ'cü olarak bildiğimiz Mehmet Akif Karay'a arsayı satan Yakutiye Belediye. Ne zaman satan? 17-25 Aralık'tan sonra mı satan, önce mi satan? Bunun tarihi. Ama sonuçta FETÖ ile bağlantılı olan birilerine satmış. Tabii şeye satmış. Yani Mehmet Akif Kara biliyorsunuz Efkan Ala'nın yapmış olduğu, Erzurum'da yapmış olduğu konuşmanın ardından parti binasına gidip benim hoca efendim hakkında ileri geri konuşamazsınız, ben istifa ediyorum deyip ayrılan bir çok üzüldü. Çok. Karabaklamışlar zaten. Ha? Karabaklamışlar. Çok üzüldü. Şimdi burada asıl sıkıntı burada. Yakutiye Belediye Başkanı Sayın Ali Korkut, mezarın da içerisinde bulunduğu bir arsayı, türbe olarak kabul ettiğimiz bir arsayı satışa sunmaz. Asıl sıkıntı burada bu. Yani burayı arsanın haricinde tutsa, burayı ben işte etrafını satıyorum ama burada bizim Erzurum'un kutsal olarak bildiği bir makam var. Bu Bakaç ne dedi? Bana dedi kardeşim türbe yeriyle beraber sat dedi. Abi. Sattı ve bana dedi ki orada yatan bir zat yok. Orayı da yıkabilirsin. Şimdi, İstesem gelelim, yıkarım diyor. Gelelim Zülküp Bakaç açısına. İşte oraya geliyorum Can Bey. Bu adam burayı almış bu arsayı. Bu arsayı yani mezarı saklamak için almamıştır. Bu adam burayı niye aldı? Bu arsayı aldı ki işte inşaat yapsın, ev yapsın. Verdiği paranın karşılığı olarak para kazansın. Bu adam haklı. Ama adam dönüyor ki kendisine türbe satılmış. Burada Ali Korkut'un yapmış olduğu en büyük hata bu. Türbeyi satmış. Ondan sonra da Ali Korkut çıkıyor bir demeç yayınlıyor. Bu gazeteci bu yazıları haberleri yazıyor. Bilmem gelinini işe
koymak istedi, almadın diye. Bana kitap satmak istedi, almadın diye. E abi Ali Korkut, sen belediye başkanısın, senden insanlar gelip iş isteyecekler. Gece saat 3'te evimizin kanalizasyonu pislenirse, seni arayacağız kapanırsa. Kimi arayacağız? O zaman o görevi yapmayacaksın. Eğer ki gece saat 3'te bir evin lağımı patlamışsa ben belediyeyi arayacağım. Benim evimde ekmek yoksa, eğer çocuğum açsa gelip belediye başkanının kapısını çalacağım. Ondan iş isteyeceğim. Ha alırsın ya da almazsın, bu farklı. Ama bir gazetecinin, bir bakkalın, bir vatandaşın belediye başkanından iş istemesi ayıp değil. Belediye başkanına yapmış olduğu bir esere sponsorluk teklif etmesi ayıp değil, ama bir türbeyi para karşılığı satması ayıp. Ondan sonra bunu belden aşağı siyaset yapacaksın. Şimdi de dur. Ayıp ya. Özür dileyerek enderliğe belki de olamaz diyecektim. Bak yeniden özür diliyorum. Dikkat ederiz. Ne kadar lazım. Şimdi Ender kardeşim. Burada çok ilginç bir şey var. Öztürk Akgök abimiz bu şehirde gazetecilik adına gerçekten çok mükemmel işler yapan bir adamdır. Ve bu mesleğe emek vermiş. Benim de 1996 yılından beri tanıdığım ve takip ettiğim bir gazeteci. Seveni vardır, sevmeyeni vardır. Ben de Öztürk Akgök'e belki çok bayılan bir adam da değilimdir. Ama yaptığı iş itibariyle bu şehirde habercilik adına yüzlerceyiz bu şehirde. Haftaya Bakışı ve Öztürk Akgök'ü, Ender Yüncü ve Cevap Macay'ı ve Öztürk Akgök'ü ayıracaksın bu şehirde. Diğer gazetecilerin ne yaptığına da bir bakacaksın. Şimdi olaya bir de şu açıdan bakmak gerekiyor. Şimdi bir Öztürk Akgök köşe yazısında çok güzel anlattı. Dedi ki kardeşim dedi, ben gelinime iş istemedim. İstemiş de olabilir. Ben bir kitaplığı, resimle ilgili Erzurum çalışmasını size sponsor olmanız için getirmedim ama getirmiş de olabilirim. Diyor ki ben bunları sizin getirdiğinizi söylediğiniz tarihten sonra siz beni reddetmişsiniz ya, ben diyor adamım ya, ben diyor duruşluyum ya, ben diyor delikanlıyım ya diyor. Sizle ilgili diyor falan haberi yaptım, filan haberi yaptım, filan haberi yaptım. Birçok güzel, iyi, sizi övücü, yapmış olduğunuz işleri anlatıcı haberleri yazdığım zaman ben yazdım, siz işlesinizi çıkarmadınız. O zaman teşekkürü bilmeyen bugün Hasan-ı Basri Türbesi'ne halkın infialini, Erzurum'un sahiplerinin infialini resmettim, kameralara aldım, dile getirdim diye sen gelinine benden iş istemiştin, ben de vermemiştim ya. Ha, demek ki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Ali Korkut ve Ali Korkut'un basın ilişkileri şu mihvalde, şunun üzerine gerçekleşiyor. Ali Korkut'un verdiği, beslediği, efendime söyleyeyim, para verdiği, reklam verdiği basın Erzurum'da sesini çıkarmıyor, aynen, çıkaramıyor. Ali Korkut da onlara para vererek ya da onları destekleyerek, onlara sponsor olarak edindiği alışkanlığı Cemil Ender'in, Öztürk'ün de üzerinde yapmak istiyor. Kendimize açıklamayalım. Biz ne istemişiz acaba? Şimdi kardeşim yani, yapamazsın. Bu olmaz, olamaz böyle bir şey. Şimdi devamında şunu söyleyeyim. Hasan-ı Basri haberlerini yapana kadar sorun yoktu. İyi adamdık, mükemmel gazeteciydik, harika yorumcuyduk, vatanımızı, milletimizi çok seviyorduk, Müslümandık, mümindik, iyi ahlaklıydık. Ama Hasan-ı Basri Hazretleri Türbesi'nin haberini yapınca kötü adam olduk, tukaka gazeteci olduk, saçmalayan yorumcu olduk, vatan haini olduk, Yahudi olduk, rüşvetçi olduk, parayla haber yapan olduk, yakında ipliği pazara çıkacak adam olduk. Çünkü zamanında bizim ipliğimizi bir pazara çıkarma işine sponsor oldular ya. Siz zannediyorsunuz biz uyuyoruz. Biz uyumuyoruz ama Allah hiç uyumuyor, haberiniz olsun. Şimdi onun için biz dün iyiydik, bugün Hasan-ı Basri haberini yaptık diye kötü. Biz İstanbul Kapı haberlerini de yaptık. Çattır çattır yaptık.
İstanbul kapıda adama bir tane çadır söktürtmediniz, çadır koydurtmadınız. Bugün İstanbul kapıya üçüncü restorasyonu yapıyorsunuz. Bugün İstanbul kapının içine yeni binalar inşa ediyorsunuz. Kardeşim bu böyle olmaz. 8 kat ruhsatı olan binaya 11 kat veriyorsunuz. Önüne getirip bak yapıyorsunuz. İçinden de 5 tane daireniz çıkıyor. Siz mi adamsınız, Öztürk Akgök mü adam? Hadi gelin bir tartışalım. Hadi ya bir gelin bir tartışalım hadi. Gelin bakalım kim daha adam? Kim daha delikanlı? Kim daha duruşlu? Kim daha dik duruyor? Hadi bir gelin bakalım kardeşim. Ya bırakın bu işleri ya. Ucuz ucuz işler yapıyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Sizin bu yapmış olduğunuz bu o basit işleri halka yutturduğunuzu zannediyorsunuz. Asla. Sizin yutturduğunuz kim söyleyeyim mi? O etrafınızdaki 3-5 tane efendim sizi perdeleyen, sizden nemalanan, sizden geçimini sağlayan meclis üyeleri, gazeteciler, onlar bir tek size iyi diyorlar. Size ben kimin ne dediğini çok iyi biliyorum. Öztürk Akgök da çok iyi biliyor, Ender Üncü de çok iyi biliyor. Ha onun için şunu söyleyeyim. Dediğim gibi İstanbul kapıda rezil oldunuz. İstanbul kapıda perişan oldunuz. İstanbul kapıda yerlere yapıştınız. Bunun devamında siz bir belediye başkanısınız. Siz o ilçenin şehri üreminisiniz. Ben sizinle gelip her sırrımı paylaşabilmeliyim, her şeyi isteyebilmeliyim. Alırım ya da almam. Aldığımı da söylemek sana yakışmaz, vermediğini de söylemek sana yakışmaz. Şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Erzurum halkı hepinize buradan duyuruyorum. Ali Korkut'tan ne istediğinizi çok iyi bilirim. Yarın öbürsü gün Ali Korkut'un yapmış olduğu kötü bir işe kötüdür. Bu adam iyi siyasetçi, iyi belediye başkanı, iyi bir adam değildir dediğiniz an ne istemişseniz torbanın dibini döker. Ha şunu da söyleyeyim. 8 katlı binaya 11 kat ruhsat verip önüne park yapıp içinden 5 tane daire alan arkadaşınız iyiyse kardeş ben kötü bir adam. İstanbul kapıda bir çadırı kaldırmasına, sökmesine, koymasına izin vermediği, efendim diğer arkadaşlarla arasındaki ilginç ilişkilerin ortaya döküldüğü, mahkemelere, caddelere döküldüğü, herkesin Ali Korkut böyledir, şöyledir dediği, Ali Korkut iyiyse kardeş ben kötüyüm. Ya, ben çok kötüyüm. Ali Korkut'a manşet atabilir miyim canım? Lütfen at. Ali Korkut'tan bu şehirde bir daha muhtar bile olmaz. Ben onu bilemem. Olur olmaz. Olabilir olamaz. Eğer ki bu şehir Ali Korkut bir yere aday olur da oy verirse bu şehirde de yaşanmaz. Şimdi şunu söyleyeyim. O kısmını ben... Ya Yakut Kenan köşesine geçerseniz geçin. Pislik, çöp, çöp kent olmuş durumda ya. Ali Korkut'u gelip çıkalım Hasanibas. İşte bugün konuştuğumuz o semtten başlayalım. Ardından geçelim Hacı Cuma'ya, ardından geçelim Beyiz Efendi'ye, ardından geçelim Gadana Mahallesi'ne, ardından çıkalım Tebriz Kapısı'na. Yahu Ali Korkut'a beddua etmeyen bir tane de var aslında. Ha, şimdi onu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Biz bunu da dedik, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, yani AK Parti'nin il başkanı, bak Sayın İl Başkanı, Sayın İl Başkanı, Sayın Mehmet Emin Öz, hem Mehmet hem Emin hem de Öz. Sayın milletvekilleri, vallahi olmuyor. Bak yemin ederim olmuyor. Haysiyetim, şerefim, namusum üzerine yemin ediyorum ki olmuyor. Bak olmuyor, siz reise hepiniz yanlış yapıyorsunuz. Bakın bunlar olacak işler değil, bakın ben burada bir şeyleri dile getiriyorum. Siz bunları Ankara'ya götürmüyor musunuz? Ha bunları birilerinin Ankara'ya götürüp taşıdığını ve götürüp taşırken de ya işte seçtiniz milletvekilleri bakın bu sorunları buraya getirmiyor diyerek ataç attığını siz bilmiyor musunuz? Mehmet Emin Öz başkanım, il yönetimindeki arkadaşlarım, bakın ben sizde bir sorun yaşamak istemiyorum. Siz yenisiniz, gelmişsiniz, siyasetin içinde bulunuyorsunuz ama eğer bir belediye başkanınızı halkın saygı duyduğu bir makama tecavüz etme eğiliminde olan, satma eğiliminde olan, işte 8 kata 11 kat ruhsat verip önüne kapanmasın diye park yapan, içinde 5 tane dairesi olan belediye başkanına siz bir şey demiyor diyemiyorsanız o da o zaman siz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği metal yorgunları değil, metal çürümüşleri haline
gelirsiniz, geliyorsunuz. Onun için Hasan-ı Basri Türbesi ve konusu devamında takip ediyoruz, takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili umuyor ve diliyorum ki bir yağmur yağıp Hasan-ı Basri Türbesi bir zarar görmez. Ama şunu da bir belirtip bu konuyu kapatayım. Orada eşildiği zaman mezarları, kemikleri, kafatasları, vücudunun kemikleri ortaya çıkıp ellerde dolaşan o insanlar var ya, onların içerisinde alimlerin, ulamaların, evliyaların, ermiş insanların olmadıklarını siz ne biliyorsunuz? Ben size tüm samimiyetimle söyleyeyim. Tüm samimiyetimle söyleyeceğim. Sizin için Rabbim umuyor ve ölüm var. Toprağın altı var, sorgu sual var. Huzuru mahşer var, Allah-u Teala'nın huzuru var. Alimler, peygamberlerin temsilcileridirler. Onlara yapılan bu zulüm inşallah çoluğunuza çocuğunuza dönmez. Sizden çıkar, bu millette ibret alem için görür diyor, bu konuyu da kapatıyorum.